CHP ile paralel yapı arasındaki ilişki bizzat bir CHP milletvekili balyoz mağduru Dursun Çiçek tarafından itiraf edildi. Çiçek, bazı CHP'li milletvekillerinin paralel yapı eylemlerine katılmasını genel merkezin istediğini söyledi. İşte Dursun Çiçek'in çok konuşulacak o açıklamaları. Basın özgürlüğü kapsamında özellikle de genel merkezin görevlendirmeleriyle bir görev olarak oraya gidiyorlar. Yoksa işlerine sinerek gittikleri değil. Bu paralel yapının medyası olduğu için orada değiliz. CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek bu ifadelerle CHP ile paralel yapı arasındaki ilişkiyi gözler önüne serdi. Çok tartışılacak bu açıklamada paralel yapıyı işaret etti. Balyoz mağduru, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kurulan kumpasın önemli ismi Dursun Çiçek, mecliste kameraların karşısına geçti. Gündeminde paralel yapı vardı. Söz konusu yapının Türkiye üzerine oyunlar oynadığını söyledi. Paralel yapıyla mücadeleye destek verdi. Bu politikanın ülkemiz için doğru olduğunu da düşünüyorum. Biz de bir an önce silahlı kuvvetlerden evrak sızdıran, silahlı kuvvetler aleyhine çalışan, istihbarat ajanlık yapan kişilerin silahlı kuvvetlerden temizlenmesini istiyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki paralel yapıyla mücadelenin yeterince hızlı yürümediğini hatırlattı Çiçek. Bu durumun gerekçelerini anlattı. Çalışmalar bizim de beklentimizin altında yavaş gidiyor. Gerekçesinde bize bu şekilde ifade ediyorlar. Evet, terörle mücadele, Suriye ve delil bulmaktaki zorluklar. 3 tane temel nedeni var. Çiçek, silahlı kuvvetleri içindeki cemaat yapılanmasının %40'a ulaştığı iddialarını ise kesin bir dille reddetti. Silivri'den çıktığım gün %10 demiştim. Aynı görüşteyim. Zaten silahlı kuvvetlerin eğitim anlayışı, dünya görüşüyle cemaatin dünya görüşü cennet ve cehennem kadar farklı. Bu çalışmalar sizinle